Merhaba arkadaşlar. El İşi Düşünelim kanalına hoş geldiniz. Bugün videomuzda bu sevimli cupcake'ten yapacağız. Bu cupcake'imi kadife ipten ördüm arkadaşlar. 3 milim tığ kullandım. 3 milimle bu boyutta oluyor arkadaşlar. Avucumu tamamen dolduruyor. Daha büyük boyutta örerseniz daha da büyük olacaktır eminim. Bu şekilde daha da büyük. O sizin tercihinize kalmış. Bugünkü öreceğimiz cupcake'imizi normal amigurumi ipleriyle yapacağız. Örnek olması için önceden dayanamayıp ördüm ben. 10 milim göz kullandım. İşlemesi için pembe renk ipler. Böyle size de örnek olur eğer bu şekilde de yapmak isterseniz. Şimdi kullanacağımız malzemelere geçelim. Hemen bunu kenara alalım. Kuşumuzu buradan alıp minik cupcake'imizi yerleştirelim. Şimdi bugünkü cupcake'imi pembe renkte yapacağım. Kek kısmını krem rengi bir ipim var. Kiraz işlemesini kırmızı renkte yapacağız arkadaşlar. Üzerinin işlemesi için bu minik işlemeler için sarı ve mavi tercih ettim. Bakalım son halleri nasıl olacak. İplerimin markaları arkadaşlar kod veremiyorum. Çok önceleri açmışım çünkü. Nako Pırlanta. Bunlar da Alize Cotton Gold'un ipleri. Ağız işlemesi için böyle siyah ipim var yine. İç dolgusu için boncuk elyaf kullanacağız. 2,5 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Yine gözü 10 milim kullanacağım. Çünkü hala esas malzemelerime çok ulaşmış sayılmam ev taşıdığım için. Elimde 10 milim var. Yani 8 milim de çok uygun olur. Ya da elinizde kaç milim varsa. Biliyorsunuz gözlerle çok farklı bir oyuncak gibi oluyor. Ne size kalmış arkadaşlar. Böyle farklı boyutlarda etamine, yani bir tane etamine iğnem var. Bu plastik iri gözlü iğnelerden var. Bunu genellikle kadife iplerde tercih ediyorum. Malzemelerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi buraları bir toparlayayım. Hemen başlayalım. Öncelikle kiraz yapımıyla başlıyoruz. Sihirli halka yapmakla başlayacağız. Şekilde sarıyorum arkadaşlar. Ve halkamı sıkılaştırdım. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle çok fazla sıkmadan karşıdaki ilk sık iğnemin üzerine bu şekilde kaydırarak birleştirmesini yaptım. Artık ipimi iyice çekebilirim. Bu kısmı tamamen kapatıyoruz. Şimdi ikinci sıramızda bütün sık iğnelerimiz üzerine çift batacağım. Toplam sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Kaydırma yaptığım ilmeğe değil bir sonrakine batıyorum arkadaşlar. Spiral öreceğiz. Aynı yere bir kez daha battım. Bu şekilde devam edeceğiz. Çift batıyoruz arkadaşlar sık iğnelerimizin üzerine. Ve son ilmeğimizi de yaptık arkadaşlar. Şu ipimi biraz daha çekeyim. Evet. Ben yine ilmek belirleyicisi almayı unutmuşum. Şu iğnemde takılı olan ipi aldım. Şimdi üçüncü sıradayız. Artırma eksiltmemiz yok.
12 tane sık iğne yapacağız. Bütün ilmeklerimizin üzerine tek batarak devam ediyoruz. Evet, bu sıramızda tamamladık. Dördüncü sıradayız arkadaşlar. Bu sıramızda eksiltme yapıyoruz sadece. 6 tane sık iğne kalana kadar. Şu ön taraflarından ilmeklerimizin ön tarafından alıyoruz arkadaşlar. Şu 2 tane parçası var yukarısında. Şu ön taraftan bu ilmekleri kullanarak sık iğnemizi kapatacağız. 2 tanesini aldık, birleştirdik ve ikisini birden çektik. Bunu 6 kere tekrarlayalım. Ve sonuncusunu da yapıyoruz arkadaşlar. Biraz ip bırakacağım. Dikmek için de kullanacağım için biraz fazla bıraktım arkadaşlar. Çektik. İlmek belirleyicisine artık gerek yok. Buraya biraz elyaf dolduracağım. Kirazımız tok durması için. Minik alanlar hep zorluyor arkadaşlar. Bu konuda makas daha iyi. Aslında bu işlemler için bir tane cımbız almıştım. Onu da hala bulamadım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, şu içteki ipimizde onu da koyabiliriz içine. Evet. Şimdi ilmeklerimizi toplayacağız, kapatacağız arkadaşlar. Kalan sık iğnelerimizin ön tarafından bu şekilde dikiyoruz. Evet, sıkıştırdık arkadaşlar. Bir kez de bu şekilde geçelim. İpimi kesmiyorum. Cupcake'imizin bu üst kısmına monte edeceğiz bunu. Bunu bir kenara koyalım. İlk parçamızı tamamladık. Şimdi pembe ipimize geçelim arkadaşlar. Cupcake'imizin renkli kısmını yapıyoruz. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben pembe tercih ettim. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. Altı tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekelim iyice. Karşıdaki ilk ilmeğimizi bazen çok sıkılaştırmak da iyi olmuyor arkadaşlar. Yine tığımız geçmeyebiliyor. Şimdi birleştirmesini yaptık. İkinci sıramızda bütün sık iğnelerimizin üzerine yine çift batıyoruz. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. Aynı yere 2 kere sık iğne yapıyoruz arkadaşlar.
İkinci sıramızı tamamladık. Hemen şuraya bir ilmek belirleyicisi koyalım. Başlangıç noktamız belli olsun. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. İlkini tek ördüm. İkincisine çift batıyorum arkadaşlar. Tek çift şeklinde devam edeceğiz. Üçüncü sıramız bitti. Dördüncü sıradayız. İki tane sık iğne, bir arttırma yapacağız yine. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. İki tek yaptık. Bir sonrakine çift batıyoruz. Arttırmalara devam ediyoruz bu şekilde. Aynı işlemi 6 kere tekrarlıyoruz. Bir diğer sıramıza geçiyoruz. 2, 4, 5. sıradayız. 3 tane sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 1, 2 ve 3 arttırmamızı yapalım. Toplam sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. 6. sıradayız. 4 tane sık iğne bir arttırma yapacağız. 1, 2, 3 ve 4 arttırmamızı yapalım. Bir sonraki ilmeğe batıyoruz. 36 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Aynı işlemlere devam ediyoruz. Evet, bu sıramızda tamamladık. Arttırmalarımız bu kadardı arkadaşlar. 7. ve 10. sıraya kadar arttırma eksiltmemiz yok. 36 tane sık iğne yapacağız. Yani şimdi 6. sıradayız. 4 sırada örmüş olacağız arkadaşlar. Sadece sık iğnelerimizin üzerine bu şekilde dolduruyoruz. Buradan itibaren saydığımızda 10 sıra olacak arkadaşlar toplamımız. Şimdi ben tamamlıyorum. Sonrasını devam edelim. Evet arkadaşlar, 10 sırayı ördüm. Sıra geldi cupcake'imizin bu fırfırlı kısmını yapmaya. Bunun için arkadaşlar 2 sıra atlayacağım. Üçüncü sıramıza
3 tane ikili trabzan yapacağız. Ama ilmeğimizin biliyorsunuz böyle iki parçası var. V şeklinde ön tarafından öreceğiz. Diğer tarafından ise gövde kısmını yapacağımız için bırakıyoruz. Şimdi tığımın ağız kısmına ip doladım. 1 2 sık iğne atladım. Üçüncüsüne geldim. Ön taraftaki ilmeği buluyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimi geçirdim. İkili ikili birleştiriyorum. Tekrar aynı yere bir kez daha yapıyorum. Aynı yere tekrar bir kez daha yapıyorum. Bu şekilde 3 tane yapmış olduk. Bir yan ilmeğe geçiyorum. Yine ön taraftan ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum. Şimdi baştakini sadece iki boşluk bırakmıştık. Bundan sonrakilerde tek boşluk, tek ilmek boşluğu bırakacağız arkadaşlar. Yine tığımın ağız kısmına ip doladım. Bir tane sık iğne boşluğu bırakıyorum. Bir diğerine geçtim. Yine ön taraftan ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 3 tane yapacağız. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü yaptım. Bir yan ilmeğe geçiyorum. Yine ön tarafını kullanıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştirdim. Şimdi bu işlemi tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Yine ikili trabzan yapmak için ipimi doladım. Bir sık iğne boşluğu bıraktım. Bir yana geçtim. 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sık iğnemizi yine ön taraftan alarak ilmek kaydırma yaparak birleştirdik. Bu şekilde fırfırı oluşmaya başladı. Devam ediyoruz işlemlere. Yapalım. Evet arkadaşlar, fırfır kısmını bitirdik. Artık pembe ipimize ihtiyacımız yok. Şimdi hemen bir bu ipimizi içeride biraz ilerletelim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi krem rengi ipimize geldi sıra. Cupcake'imizin gövdesini yapacağız şimdi. Tarifimde kısmını açayım. Şimdi 12. sıradayız arkadaşlar. 11. sıramız fırfır kısmıydı. O şekilde takip edin. 10 sıra ördük. 11. sıra fırfırımızı yaptık. Şimdi 12. sıradayız. Şimdi cupcake'imizi bitirdiğimiz yeri bulalım. Evet. Arkadaşlar bu fırfır kısmını biliyorsunuz ilmeğimizin ön tarafından yapmıştık. Burada arka tarafta diğer arka lobu
duruyor arkadaşlar, arka parçası. Şimdi buradan ipimi geçireyim. Şöyle bir zincir çekerek sıkılaştırmasını yaptım. Örgüme devam etmeden bu içindeki iple düğüm atacağım. Sökülmesin. Örgüde de ilerletebilirsiniz. Eğer onu yapmak isterseniz de o şekilde de yapabilirsiniz. Bir sıra örüyoruz arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmadan. 36 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonunda. Şimdi zincir çektiğim yerde ilmekti arkadaşlar. Oraya da bir sık iğne yapalım. Devam edelim. Öreceğimiz yerler belli arkadaşlar. Bu şekilde tutarsanız kendinize doğru. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman çok rahat görebilirsiniz. Cupcake'imizin gövde kısmına geçiş yaptık. Evet arkadaşlar, ilk sıramı tamamladım. Şimdi iki sırada artırma eksiltme yapmadan yine 36 tane sık iğne öreceğiz. Yani 14. sıramıza kadar örüyoruz. 15. sırada eksiltmelere başlayacağız. Karşı tarafa yine sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar. Kaydırma yapmayın. Spiral örmeye devam edeceğiz. İki sırada örüyoruz arkadaşlar. Buraları biraz hızlandırırım. Sıkılmanızı istemem. Şimdi 15. sıradayız. 4 tane sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3 ve 4. Eksiltmemizi yine ilmeğimizin ön tarafından yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 2 ilmeğimi aldım ve eksiltmemi yaptım. Bu işlemi 6 kere tekrarlıyoruz. Arkadaşlar, iki sırada artırma eksiltmemiz yok. 30 tane sık iğne yapacağız.
ilmeklerimizin üzerine örüyoruz. İki sıra daha. 18. sıramızda yine eksiltmeye devam edeceğiz. 17. sıraya kadar örüyoruz arkadaşlar. Yedinci sıramızı tamamladık. Şimdi daraltmalara daha fazla devam etmeden gözlerini takalım. Evet arkadaşlar, şimdi gözlerini yerleştiriyoruz. Şu alttan itibaren, alttaki sıramızdan itibaren 1, 2, 3, 4, 4 ile 5 arasına, arada da 5 tane ilmek boşluğu kalacak şeklinde yerleştirin. Dediğim gibi elinizde 8 milim göz varsa onu takın arkadaşlar. 10 milim biraz büyük geldi. Ben birini taktım, kilidini. Bu minik kilitlerden gelmiş arkadaşlar. Bunu takmakta çok zorlanıyorum ben. Evet. Şu an gözlerimizi taktık arkadaşlar. İçini doldurduktan sonra, tamamen bittikten sonra işlemesini yapacağım. Ağız işlemesi ve diğer kafadaki işlemeleri yapacağım. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar, eksiltme yapacağız. 18. sıradayız. 3 tane sık iğne, 1 eksiltme yapacağız. Bu sefer ilmeğimizin arkadaki parçasını kullanacağız. Tüm sıra bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne yaptım. Arkadaki ilmeği kullanıyorum. 2 sık iğne yaptım. Üçüncüsünü yaptım. Dördüncüsünü, şu iki ilmeği eksiltme olarak birleştireceğiz arkadaşlar. Biraz bizi zorlayabilir. Bu şekilde eksiltmesini yaptık. Ön taraftaki parçası kalıyor arkadaşlar. Orayı örmüyoruz. Tekrar 1, 2 ve 3 sık iğne yaptık. Şu ikisini birleştireceğiz. Bu şekilde 6 kez tekrarlıyoruz bu işlemi. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Eğer çok zorlanırsanız bu şekilde tek tek ilmek geçirip bu üçünü birlikte birleştirin arkadaşlar. Nasıl kolayınıza gelirse. Her ikisi de eksiltmedir zaten. Biraz beni de zorladı. İlk yöntemle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Her ikisinden ilmek geçirdim. Üçünü birleştiriyorum. Son olarak eksiltme yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi 19. sıramızdayız. 2 tane sık iğne, 1 eksiltme yapacağız. Normal örüyoruz artık arkadaşlar. Sık iğnemizi bu şekilde 1 ve 2 tane ördük. Şimdi bu şekilde ön taraftan artık rahat alabiliriz. Eksiltmemizi yaptık. Sıra sonunda 18 tane sık iğne olacak. Ne? 2 tane örüyorum.
eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamladık arkadaşlar. Daha fazla alanımız küçülmeden artık elyaf dolduralım. Çünkü bitmesine çok az kaldı. Evet arkadaşlar, şimdi elyaf doldurmamızı tamamladık. Bir tane sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Evet arkadaşlar, 12 tane sık iğnemiz kaldı. Artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle çok az bir parça bırakalım. Çünkü ilmeklerimizi iğne ile toplayacağız. Burada 6 tane sık iğnemiz kalmadı arkadaşlar. Ona dikkat edin. 12. sırada bitirdik. Yani 12 tane sık iğne de bitirdik. Sıra olarak yani 20. sıramızda bitmiş oldu. Bu bizim şimdi yapacağımız işlem 21. sıra için geçerli. İlmeklerimizin ön tarafından bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bana bakan tarafından 12 tane sık iğnemizin ön tarafından bu şekilde ipimizi geçiriyoruz. Kapatma işlemimizi yapacağız. Oyuncağımız kabaca bitmiş oldu. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi iyice çekelim. Şöyle ortasından geçeyim. Tekrar bir daha sıkılaştıralım. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir parçadan şöyle bir düğüm atıyorum. Tekrar bu battığım yerden tekrar çıkacağım. Tamamladık. Evet arkadaşlar, şimdi minik parçasını bu kirazımızı dikelim. En tepeye batalım arkadaşlar. Bir kirazdan, bir cupcake'imizden, orta hatta yakın bir yerlerden, şu ilk halkamızdan dikelim arkadaşlar. İçindeki ipi çıktı. Hemen onu şöyle ayıralım.
Evet. Şimdi ağız kısmını işleyelim. İpimin iki parçasını kullanacağım arkadaşlar. Tek başına biraz kalın olacak gibi. Bazen işlemelerde kalın ip böyle ifadeyi çok sertleştirebiliyor. Yani hangi ipi kullanıyorsanız biraz ince tutmaya çalışın. Şimdi bunu işlerken arkadaşlar alan bayağı büyüktü. Kadife ip olunca gözlerin hemen arasından işlemiştim. Şimdi bunun şöyle yapmayı planlıyorum. Bir alt sırası. Tam gözlerin bittiği bu sıradan itibaren yapmayı düşünüyorum. Şöyle alttan battım arkadaşlar. Evet. Şimdi bir yapayım. Sonra yerini tam olarak tarif edeceğim. Bir alt sıraya geçtik arkadaşlar. Hemen gözün bittiği yerdeki ilmek boşluğuma battım. İki ilmek boşluğu atladım. Bir sonrasına battım. Yani 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmek boşluğunu kullanmış olduk. İkisi ortada kaldı. Bir alt sıraya geçtim. Tam ortalarındaki ilmek boşluğuna batarak ağız kısmını tamamladım. Yani bu şekilde de kalabilir. Kirpik yapabiliriz. Şimdi bu ikisini bağlayayım, sökülmesin. Bir de ağzımızın şekli değişmesin. Şimdi aynı yerden tekrar batıyorum. Hemen gözümün yan tarafından çıktım arkadaşlar. Şöyle genişliği minik olabilir. Hemen bir boşluk bıraktım. Bir üste çıkıyorum. Şuraya yapalım. Şöyle yerlerini tam göstermeye çalışayım arkadaşlar. Hemen bir yan hizadan bir boşluk bıraktım, bir diğerine battım, bir üste çıktım. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum, karşıya geçiyorum. Şey taktığımız için arkada kilit olduğu için işlemek biraz zor oluyor. Eğer kirpik yapmaya karar verdiyseniz, ben o son anda karar verdim. Kilidi takmadan önce işlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aynı yere tekrar gidelim. Eğer ipler bu kadar içine girerse mutlaka düzeltin. Evet arkadaşlar, artık bağlayabilirim. Bu boyutu biraz anahtarlık boyutunda oldu arkadaşlar. Bu iple ördüğümüz boyut. Dediğim gibi kadife ip de yani 3 milim bu boyuttaydı. Yani 5 milim falan örerseniz çok bayağı büyük bir oyuncak elde edeceksiniz. Aynı sayıları uyguladım. Tamamen işlemesi aynı arkadaşlar. Yani birebir aynı sayılar. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece göz için farklı bir şey yaptık. O da dediğim gibi buradaki alan farklı. Burada 10 milim bu şekilde durdu. Bu ip oyuncağımda 10 milim bu şekilde durdu. Birazcık cupcake'imize renk getirelim. Biraz sarı işleme yapalım arkadaşlar. Süsleyelim cupcake'imizi.
Umarım siz de severek örersiniz. Benimle paylaşırsınız arkadaşlar. Gönderdiğiniz Instagram üzerinden ördüklerinizi benimle paylaşıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Hep birer ilmek boşluğu kadar yer bırakacaksınız arkadaşlar. Çok büyük alanlara işleme yapmayın. Şimdi şuraya batalım. Çok sık yapmayın. Böyle oyuncağımızı çok bunaltmasın. Göze hoş görünsün. Şöyle yanak kısmına, gözün bir alt kısmına şöyle bir şeylik boşluk bırakarak işleme yapalım. Şöyle. Tatlı duruyor bu şekilde yapınca arkadaşlar. Rastgele yapıyoruz. Dediğim gibi sık yapmamaya çalışın. Kadar yeterli. Şimdi maviyle de bir deneyeceğim arkadaşlar. Eğer çok yoğun gözükürse mavi ipi devreden çıkartabilirim. Ben de ilk defa yapıyorum şimdi iki tane iple. Diğerini sadece pembeyle işlemiştim. Şimdi bunu da deneyelim. Bu haliyle çok tatlı oldu. Şimdi bunu da farklı bir yerden girelim. Girdik ve çıktık. Şimdi tekrar yapalım. Birbiriyle düğüm atmak için biraz ip bırakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir buradan. Fena olmadı gibi arkadaşlar. Biraz da bununla bu şekilde geçelim. Yani renkler de size kalmış. Benimki bir örnek çalışma gibi düşünün. Yani hiç işleme de yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu kadar yeterli. Çok fazla yapmayacağım. Yani soft renkler kullanırsanız bu şekilde işlemede çok tatlı duracaktır. Çok keskin renkler kullanmamaya çalışın. Şimdi bu iplerimi bağlıyorum. Ve içinde yok edeceğiz. Standart işlemimiz. Aynı yerden ipinizi nereden çıkardıysanız aynı yerden tekrar içeri alıyorsunuz arkadaşlar. Hep boşluklardan geçmeye çalışın. Bazen püf noktalarını söylemeyi unutabilirim. Videonun hızını yavaşlatarak nereye battım? Nereden çıktım? Onlara daha dikkatli bakarsınız. Takıldığınız noktalar olursa mutlaka sorun. Yine çok tatlış bir oyuncak ördük arkadaşlar. Yani bu da çok sevimliydi ama bu sanki daha bir sevimli oldu. Yani dediğim gibi 8 milim gözle çok yakışır. 10 milim böyle durdu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hala mutlaka abone olun. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolar gelmesi için beni motive ediyor çünkü.
Dediğim gibi amigurumi teknikleri ve tarif okuma konusunda bir video çektim. Ona göz atmayı unutmayın. Bir önceki videom onunla ilgili. Yine aklınıza takılan sorular olursa ya da videom hakkındaki herhangi düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlara beklerim. Dönüş yapıyorum mutlaka. Böyle sevimli bir oyuncak daha ördük. Minik oyuncaklarım serisine ekledik arkadaşlar. Çok seviyorsunuz biliyorum bu minik oyuncakları. Buraya bir anahtarlık halkası takabilirsiniz ya da böyle bir kurdele takarak araba süsü yapabilirsiniz, çanta süsü yapabilirsiniz. Mutfak için çok güzel bir dekor olur. Çocukların oyuncaklarına katabilirsiniz. Çok da sağlıklı. Kilitli göz kullandık çünkü. Şimdilik bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şunun tatlılığına.